Napolyon Bonapart'ın yapım emrini verdiği, kendisinden sonra tamamlanan 4,5 kilometrelik bu kanal bugün turistik gezintilerde kullanılmakta, romantik geziler denmekte ama tarihte çok da iyi anıları yok buranın, bu civarın. Çünkü meşhur Fransız devrimi yapılınca malum soyluların imtiyazları kaldırıldı. 28 milyonluk Fransa'da 250 bin kişi kanunlarla korunan özel imtiyazlar olan insanlardı. İşte en sonunda buna patlama oldu. Asillik kaldırıldı, eşitlik geldi. Ama beklenmedik başka bir hadise oldu bu sefer. Endüstriyel devrim de o günlerde oldu. Artık mamuller çok kısa sürede makinalar tarafından üretiliyordu. Önce İngiltere, sonra Fransa. İşte atölyeler kurulunca Fransa'nın köylerinden, çiftliklerinden insanlar bu atölyelerde çalışmak üzere getirildi. Yani dramatik hikayeleri, özellikle Emil Zola'nın meşhur romanı Germinal'de anlattığı üzere küçücük odalarda en küçük çocuktan dedeye kadar çok yorucu çalıştı maden ocaklarında. Burada işte mamul üreten atölye ve fabrikalarda çalışan, yatakların hiç soğumadığı, gece vardiyasından dönen dedenin torunlarından yatağı devraldığı olarak insani dramların yaşandığı bir yer olarak. Evet, modern zamanda birçok şey Paris'te ilk oluşmuştur, önce olmuştur, patlamıştır. Sosyal krizler ilk burada başlamıştır. Komünizm de ilk Rusya'da değil, aslında da 2,5 aylık otorite olduğu bu Paris'te gerçekleşmiş. Buralar isyana kalkışmıştı. Bu kanal düzenlenmeden önce işte işçilerin kaldığı yerler, tam bir banliyö olarak burası hizmet ediyordu bu civar. Çok acınası hikayeler burada devam etti. Avrupa'nın bugünkü göz alıcı gelişmişliği, dünyanın dört bir yanında çile çeken, antidemokratik uygulamalardan, kendi hükümetlerinden çeken insanların bir adeta kurtuluş adası olan bu Avrupa, teknolojide, sosyal düzende, adalette, fen ilminde, her şeydeki üstünlüğün aslında altyapısında da bu var. Yani şöyle bir metafor olabilir, nerede mümeyyiz olmuş, meşhur olmuş bir yer varsa Batı'da, bilin ki o konuda en dibi görmüş demektir. Mesela şöyle örneklendireyim sizi. Avrupa'nın en güzel topraklarına sahip şu Fransa'da bir gezelim. Akdeniz'i, Atlantik'i, Manş Denizi, işte Alp Dağları, doğu sınırları olan Avrupa'da en iyi konuma sahip bu Fransa'da bir gezelim. Akdeniz'de, güneyde Grasse denen bir kasaba var. Bu Grasse denen kasabanın namı Dünya Koku Merkezi. Yani düşünün, bugün oradaki parfüm fabrikalarında Isparta gülünün %85'i değerlendiriliyor. Gerisini siz anlayın. Aynı benzer oranlarda dünyanın dört bir yanından çiçeğin yığıldığı bir yer. Yani Paris parfümle anılsa da bu bizim biraz Çorum, Çankırı, üretilen yerle meşhur olduğu, sunum yapıldığı yerin ayrı olması gibi. İşte benim kurmak istediğim aforizma şu. Bir zaman dünyanın en kötü kokan yeri, bugün dünyanın en güzel kokularını üretildiği bir yer. Evet, tabakhaneler varmış Grasse denen bu kasabada ve aile hayatı, sosyal hayat resmen felç olmuş. Çocuk anne babasından kaçıyor, karı koca birbirinden uzak durduğu o kötü koku çözüm aranıyor. İnsanların hafakanları bunu aşma adına çaba sarf ettiriyor. İşte mühendisin biri de Provence denen o bölgenin güzel çiçeklerinden, leylaklarından, o kokularından alıp alkolle damıtıp güzel bir koku çıkartıyor. İşte o dönemler tam da kaba, barbar Fransa'nın üzerindeki o gömleği atma yılları. Rönesans'ı gerçekleştirmiş İtalya'dan yavaş yavaş sanat, estetiği almak üzere. Fransa dili bile kaba olarak 1600'lü yılların ortasına kadar geçerken, işte dil çalışmalarıyla birlikte bina, estetik yapım baştan sona değişiyor. İşte koku gibi bir incelik, bir özellik de yine bir İtalya'nın el atmasıyla oluyor. Kralın hanımı, meşhur Floransalı Medici ailesinin bir ferdi olan Caterina Metsine, kraliçe, o Grasse'nin o parfümünü beğenince bir anda ülkenin her tarafında Grasse parfümleri meşhur oluyor. Evet, şimdi beri taraftan, merhabalar turistler, burada da tanınıyoruz işte, anlaşılan. Şimdi Grasse şehri böyle meşhur, en güzel kokan yer bir zaman en kötü kokan yerdi.
Mesela aynı mantığı yine devam ettirebiliriz. Bugün Avrupa Birliği'nin parlamentosunun bulunduğu Strasbourg Barış Merkezi Avrupa Birliği'ni kurdurtan çekirdek işte bu mantalitede bir zaman tam tersi savaşın merkeziydi. Neredeyse son dönem bütün büyük savaşların ana kıvılcımı Alsace-Lorraine bölgesi ve başkenti Strasbourg'tu. Avrupa'nın en kıymetli madenlerin bulunduğu o bölge ve Fransa-Almanya arasında nice savaşlara şahit oldu. Fransa'da 200 yıl kadar kaldı. Almanya devletinin kurulmasıyla birlikte elinden aldı Fransa'nın, geri aldı. 40 yıl sonra 1. Dünya Savaşı'nda Fransa galip devlet olarak o bölgeyi geri aldı. Bu sefer Adolf Hitler eşliğinde öfkeli Alman halkı ve Almanya'nın tekrar Adolf Hitler'in yaptığı ilk işlerden biri de Alsace-Lorraine bölgesini Fransa'dan geri almak oldu. Yani biz Çanakkale'ler, Yemenler'e odaklanırız ederiz ama bilin ki onlar da 1. Dünya Savaşı'nın cepheleri ve asıl ana neden, ana savaş Batı cephesi denen o bölgede olmuştu. Evet, o kadar savaş ikisi arasında gidip gelen bu şehirleri değil sadece bütün Avrupa'yı yok edince 2. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından uzun bir işgale de uğrasa İngiltere, Rusya ve Almanya tarafından yardımlarla zafere ulaşan Fransa Alsace-Lorraine, Strasbourg'u geri dalsa ama artık ders de alınmıştı. Almanya'ya dediler ki gelin artık savaş yapmayalım. Birlikte işletelim, birlikte çıkartalım kömürü, çeliği yapalım ve Avrupa Birliği'nin temeli olan ortak kömür ekonomik birliği kurulmuş oldu. Daha sonra Avrupa'nın diğer ülkeleriyle bugünkü Avrupa Birliği oluşmuş oldu. Yani savaşın sürekli cereyan ettiği yer barışın yeri oldu. Aynı şekilde de sosyal adalet bugün baş döndürücüyse Avrupa'da çok ciddi eşitsizlikler olduğu için, belli kesimlerin imtiyazı olduğu için kas sistemi gibi bir sistemin olduğu, birine suç öbürüne suç sayılmadığı, ekonomik uçurumlar oldu. Bu coğrafya buna tepkisellik olarak adeta diyebiliriz ki cehennemi gören cenneti daha iyi tarif eder. Yani küçücük Avrupa'da 23 dil konuşuluyor. Aynı German, aynı dedenin torunları olduğu söylense de arada dağların da olmadığı ki dağlar antropologlar ön yargılar oluşturur, savaşa zemin hazırlar demesi gibi. Hani Kur'an'da da selamla barış birlikte anılır ya, apartmanda bile selamlaşmadığın bir insanla kavga etme ihtimali sıcak selamlaştığın insanlara göre daha fazladır. İşte burada dağlar bile olmasa ön yargılar, kavgalar, düşmanlıklar bir soyut dağlar oluşturmuş. Herkes kendi fanusunda, dilleri bile değişmişti. Yani Müslümanların Fas'tan girip Atlantik'ten Basra'ya kadar bir dil, Yemen'e kadar bir dil aslında bu coğrafyaya göre göreceli bir barışını da gösteriyor. Ve burada savaşın havzası vardı. Bu kadar bölünmüşlük, sürekli sürtüşme, sürekli cedelleşme, intikam, sefaletten dolayı sürekli zengin olma hayalleri, işte fakirliği aşma, sorunları aşma. Bakın bizim coğrafyada bütün Avrupa'nın toplamından daha fazla Yahudi vardı ama meşhur Yahudi düşünürler gibi düşünür Osmanlı coğrafyası çıkmadı. Yani bir Marx, bir Spinoza, bir Kafka, bir Einstein çıkmamasının nedeni yok hocalar engelledi, softa yorumlar. Bunlar vardır ama tali nedenler. Ana etken insanların içinde bulunduğu akıntı gibi sürükleyen zemin, konjüktür, dönemin trendleri. Evet, böyle bir dönemde çünkü biraz mutsuzluk gerekiyor, sorun gerekiyor, sürtüşme gerekiyor, aşman gereken beynini hafakanlar getirten işte bir bataklık içinde olman lazım. Cehennemi bir hayat yaşaman lazım. Bernard Lewis'in açıkladığı bir Yahudi başhaamı, Edirne başhaamının 1394 yılındaki mektupta aynen şöyle söylüyor. Fransa'da ve Almanya'daki cemaati mensuplarına bırakın o cehennemi, onurlarımızın zedelendiği, annelerimize en büyük hakaretlerin yanı başımızda yapıldığı yerleri, kaldırımda yürümediğimiz o yerleri bırakın. Ben kendi mülkümde bunu size yazıyorum. Kendi yeşiva okullarına çocuklarımızı gönderiyoruz. Kendi şeriatlarımıza göre yargılanıyoruz. Kendi içimizde iktisadi hürriyetimiz var. Gelin dediği dönemler. Yani mutluluk insanları hareket ettirmiyor. Benim kendi arkadaşımın ekseriyeti mesela ülkemde hem akli hem kalbi mutmaindi bulduğuna inanmış olan
ve en temel amaç olan mutluluğa erişmiş olan insanlar sürekli bir entelektüel uğraşlarla uğraşmaz. Zemin, koşul, başkalarının ulaşmak istediğinin zaten içinde olarak görürlerdi. Ama krizler bugün nasıl okumayı aç hale getirdi? Rasyonel bir tetiklemeye yol açtı. İşte Batı sürekli insanları dinamik tutan, intikamlar, sürtüşmeler, işte o rekabetlerin yol açtığı bir çalışma, dinamik bir havzaydı. Ve bugün Batılılar övünmedikleri, dedelerinin yaptıklarının getirdiği bir noktada en sonda güzel yorumlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı da buna neden oldu. Bugün sınırların kalktığı bir coğrafyaya döndü. Burası sanki bir ülkenin şehirleri gibi, bir ülkeden bir ülkeye geçerken anlamıyorsunuz bile. İşte bunun ana nedeni cehennemi gören cenneti en iyi tarif eder.